Evet arkadaşlar, 3. maç ile yine karşınızdayız. 12 vs RRQ, 3. maç 2-0, RRQ'nun üstünlüğü var. Glue, Hilda ve Joyban ile Onik başlamış banlarına. Karşılığında RRQ'dan Van Van ve Fredrin gelmiş. Hemen bakalım 3. ban ne olacak? Chat'ten bir soru. İnsan dövüşü kazandı mı para olarak? Evet kazandı. 30.000 dolar kazandı arkadaşlar. Adamlar X8'e kaldı. Tabii ki kazanmış olacak. 30.000 dolar da para değil bu arada ya. Hani miktar olarak, birim olarak 30.000 hiçbir şey. Bence çok düşük bir para. Bu arada yarısını evet devlet vergi olarak alacak abi. O ne la kardeş, yarısını bana ver. Muhabbeti olacak yani. Maalesef ki. Üzücü bir durum ama. Yani normalde bu duruma ağlanması gerekiyor ama ben gülerek karşı tepki veriyorum farkındaysanız. Evet, bir Penny bana geldi RRQ'dan. Karşılığında hemen iyi pikini aldıklarını gördük. Burada 12 takımının yine carry salınmış abi. Yine carry salınmış. Evet, carry ve Kaja ile karşılık geliyor abi burada hemen RRQ ekibinden. Abi bu turnuvada hiçbir takım akıllanmadı abi carry'i salmaktan. Abi siz ne kadar iyiyseniz rakibiniz de o kadar iyi. Rakibi neden küçümsüyorsunuz ki? Neden bu piki salıyorsunuz? Yani neden? M4'ün en fazla alınan şampiyonu, bakın en fazla hani açık olup da alınmadığı hiçbir oyun olmadı. Hiçbir oyun bakın bu zamana kadar olmadı. Abi neden yani inatla neden salarsınız ki? Bakın 2-0 yeniliyorsunuz. Ve ikisinde de saldınız. Neden? Sadece merak ediyorum neden? Bakalım kafalarında umarım güzel bir şey vardır. Burada güzel bir çup 2 gördük Kiboy'dan. Umarım bir comeback yapabilirler ve bu maç 3-0 bitmez en azından. Sans şu anda Yuzong pikledi. Bats'ı counterlamasınlar diye. İyi Apex sonunda iyi bir telefon alabilecek diye bir yorum geldi burada. Turnuvadan sonra büyük bir ihtimalle carry ve Yive bir ay sonra falan nerf gelebilir. Çünkü çok fazla pick deneceği konusunda yani pick deneceğini görebiliriz açıkçası. Ufak bir nerf'e ihtiyacı var iki şampiyonun da. Ve burada bir Faramis pick'i görüyoruz. Ama Faramis'i bilmiyorum Cloud alırlar mı ya. Yani CW alabilir de alınmalı mı bilmiyorum. Burada bakalım Clay'den bir ban bekleniyor. Bu arada Clay'in saçlarını sarıya boyaması lazım ya. Bence boyaması lazım arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Burada bir Boskov banı gördük. Helal. CW'ye gel bak, bakın işte burada bir saygıya kazandı şu an. Bak şu an saygı banı, işte bu saygı banıdır arkadaşlar. An meta bir şampiyonla eğer fark yaratabiliyorsan, tabii ki an meta ama bunu da CW metaya soktu. Cherry karşısında Moskova pikleyerek ve farkını da yarattı açıkçası. Bundan dolayı bir ban geldi. Bu bir saygı banıdır arkadaşlar. Onik yine ayağına yine sıktı. Bir Hayabusa banı geldi burada. Yani kendileri alabilirdi ama first pick rakip de onu da düşünüyorlar biraz. Yiv var diye. Evet, kendi ayağına sıkmak değil de daha doğrusu first pick karşıda diye Yiv var ya şu an arkadaşlar. Yiv'in en büyük counterlarından birisi Hayabusa'dır. Link'le beraber ondan dolayı rakip alabilir. Rakipte çünkü ilk pick sırası ikinci etabın. Bu yüzden salmak istemedi. Yani şurada Link bile banlanabilir yani Albert için. Link bile banlanabilir. Onu da söyleyeyim. Bakalım ne banlayacaklar. Beatrix banladı RRQ ekibi. Şu anda Onyx oyunun son banını atacak. Mali. Lemon için bir yorum yapmışsın. Evet, bir Link banı geldi. Tahminlerim yine doğru buldum arkadaşlar. Çünkü 2 pik ulaşabilir bir pik gibi. Yine bir suikastçı tercihi de olabilir Albert'tan ama bence AK'yı alabilir bu maç diye düşünüyorum.
RRQ'daki Lemon neden yedek kaldı onu söyleyeyim Malicim. Grup maçlarını izlersen Lemon bir kere eline oynadı. Daha sonrasında formdan düştüğünü anladı. 0-5 oynamıştı o maçta. Yeni şampiyon Valentino oynadığı için galiba eli alışık geldi bilmiyorum. Burada bir drop pick geldi. Kötü oynadığı için Klee'yi dahil ettiler. Yılların oyuncusu olması önemli değil. Yani bir oyuncu yılların oyuncusu diye her zaman oynayacak değil. Mesela ben bu olaya çok karşıyım. Bu olaya kesinlikle karşıyım. Mesela sizin olay neye bağlanıyor biliyor musunuz aslında? Diyelim ki örnek vermek gerekirse burada kötülemiş gibi olacağım ama kötüleme değil. Örnek vermek amaçlı söylüyorum bunu tabii ki. Diyelim ki insan diyor ya 5 ya da 10 sezonluk bir oyuncu geldi tank oynuyor. Apex yok takımda. Apex diyelim işte 2. sezonda başlamış oyuna. Apex'i unuttuk. Itachi 1. sezonda başlamış diyelim. Ama 10. sezonda başlayan bir oyuncu Incendio'da oynuyor diyelim. Bizi dünyada temsil ediyor ama siz diyorsunuz ki abi Itachi olmalıydı. Itachi gibi bir oyuncu yedekte kalmamalıydı gibi. Yani yorumunuz bunu bağlıyor. Bu aslında ben buna çok karşıyım. Yani insanlar yaşlanıyor ve gençlerin önü açılması gerekiyor. Tabii ki bu süre zarfında gençleri de kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Kairi Akai'yi aldı. Burada CW'de Melisa aldığını görüyoruz. Bu arada Melisa iyi gider. Albert alacaktı Kairi. Çok özür diliyorum. Akai'yi büyük bir ihtimalle şu anda boşluğa düştüler. Bakalım ne alacaklar. Akai'nin karşısında burada bir Mart spiki görüyoruz. Ya uyumlu değil de yaşı geçti yani bir nevi. Nasıl bir futbolcunun yaşı geçer? Onun da dönemi geçti diyelim. Yani mesela dünyanın en fazla şu an MLBB'de en büyük kitlesine sahip kişi Just No Limit. MLBB'yi birazcık ciddiye alıp oynayıp da tanımayan yoktur Just No Limit'i. Ama o oyuncu şu an dünya turnuvasında yok. Neden? Dönemi geçti. Anlatabiliyor muyum? Mesela TR'de en yüksek kim var abi? Paranoid var, işte Sensei var, işte Cedric var, Murano var. Mesela bu adamlar niye dünya turnuvasında değil? Çünkü dönemleri geçti arkadaşlar. Dönemleri geçtiği için oynamıyorlar, oynayamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Sadece içerik üretiyorlar. Ha, belki oynasalar kendilerini gösterebilirler ama gerçekler bu ve bu gerçekleri insanların kabullenmesi gerekiyor. Onlar kabullendi. Onlar kabullendiği için oynamıyor. Evet, maçımıza geçelim abi, maçımıza. Hemen şöyle bakıyoruz. Kairi ve Albert hemen red buff'ından başlamış Kairi. Blue'sundan da başladığını görüyoruz Albert'ın. Albert biraz daha hızlı alıyor buff'ını. Burada son şansı Oni'nin. Son şansı final görmek istiyorsa bu maçı kazanıp 4. maçı oynaması lazım. 12'ye yakışır bir oyun sergilemesi lazım. Yani 3-0 giderse bu maça ben üzülürüm arkadaşlar. Ben aşırı üzülürüm bu arada 3-0 giderse. Skylar burada CW. Wow, burada Vine'dan çok güzel bir giriş. Çok güzel bir flash Q. Orada Melissa ilhamı sayesinde Skylar'ı dürtebildi ama Vine'ın gengi Melissa'yı maalesef ki geri düşürdü. Maalesef ki geri düşürdü. Burada Keyboy minyonları tutmaya çalışıyor ama Keyboy burada yapabilecek pek bir şey yok. Sadece bir tane minyon kaybettirdi CW'ye. Elinden geldiğince tutmaya çalıştı. Arkadaki büyük bir yolu rahatlıkla aldı. Gideceğini açıklamadı. Oyuncu olarak gitmek istediğini. Yoksa kesinleşmiş bir şey yok yani Murocuğum. Tabii ki gitmek isteyebilir. Herkes gitmek ister. Ben de istiyorum. Ama istemek de olmuyor bu. Bakalım ne olacak abi. Bu maçı kazanmaları şart. Eğer kazanamazlarsa turnuvaya veda edecekler. Dördüncü olarak bir sonraki maçta RRQ ile Eko arasında dönecek. Bakalım kim kazanacak. Endonezya MPL'inde de böyle olmuştu. RRQ 12 eleyip birinci olarak çıkmıştı.
Hemen Bats'ın burada ulti açtığını görüyoruz. Klee fokuslu. Arkada şu an Vayne'a fokuslu derken Albert'tan bir smite geliyor. Burada Albert'ın canı az. Yalnız pasifiyle Bats burada kill'i almayı başarıyor. Arka planda Kairi'nin düştüğünü de görüyoruz. Burada hem Turtle'ı kaybettiler hem de Kairi'nin düşmesi bir tık kötü oldu. Onik açısından bakalım ilerleyen dakikalarda toparlayabilecek mi? Hayır Mikey. But the divine judgment though, right? Saved and also Martis with the skill too, was immune to claw control. He just ran through the Akai ultimate and got the retribution. And that was such a beautifully executed turtle steal, I should say, or turtle fight skirmish. Hemen şöyle mid'e geliyoruz abi, mid'de. Üst koridorda Kiboy ve Vayne'ın görüş almaya çalıştığını görüyorum. CW ve tabii ki Skylar da koridora yaklaşıyorlar. Evo'su MPL'de Aura eledi derken Vayne'den burada çok güzel bir flash ulti gördük. CW'yi düşürdüler burada. Kim arada kaldı? Albert Snow'dan etkilendiği için burada tam kaçacaktı ama Kairi Q'sunu attı ama Albert orada çok güzel bir dodge yaptığı için, ikinci skilliyle dodge attığı için burada Sans arada kalıyor. Şu anda Sans'ı yakalayacaklar. Kiboy burada arada kalıyor. Vayne'a tekme geldi burada, flash'ini atıp Sans'ı kurtardı. Çok güzel bir giriş. Mükemmel bir dive RRQ'dan ama devamı gelmiyor. Kairi şu anda smite'ini attı ama burada galiba Albert çaldı. Tam emin değilim. Yukarıda dive çok fenaydı. What about Skylar? Even with no items, like, yeah, let's go. Yeah, I'm ready to go. And also, I want to support roaming dip. Kargo mu? Hemen geliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yanlış kargo gelmiş de. Evet. Hemen maçımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Şu an durum 2-0. Az önceki fight'ı kaçırdım, kusura bakmayın, kestim videoyu da orada ben yokum diye. Bakalım neler olacak. Şu anda yine bir dive girişim var. Vayne ve Klee yakın ama Sans da arkalarında. Midi şu anda Kairi ve Albert itiyor. Bakalım yakalayacaklar mı burada? Kiboy'u yakalıyor Vayne. Ardından taramaya devam ediyor Skylar burada. Bir kill daha takımına yazdırtıyor. 3-0-0'lık bir skoru var. Sans geldi arkadan. Burada ulti attığını görüyoruz. Skylar'ın çok damage yediğini gördüm ama burada saflaştırını kullanmak durumunda kaldı. Kiboy saflaştırının olmadığını biliyor. Burada Kairi geldi. Klee'yi geriye itecekti ama Klee orada safını kullanarak kuleye kaçtı. Artı bir de gizden geldi orada Vayne'dan. Çok güzel, çok güzel oynuyor RRQ ekibi. Gerçekten çok güzel oynuyor şu anda. Hadi bakalım. Comeback görebilecek miyiz? Kiboy'dan bir gizden geldi. Şu anda Skylar'ın burada tabii ki safının olmadığını biliyorlar ama bakalım Kiboy flash'ini kullanıp ulti atabilecek mi? Burada Kairi'den R7'e ufak bir hasar. Turtle çıkacak. R7'in canı birazcık azalmış. Bats pozisyon bekleyecektir. Birazcık dikkat etmeleri lazım. CW çok düştü çünkü. İki defa düştü. Ona birazcık skor lazım. 1-2 skor lazım. Bakalım bu maçta bu turtle fight'ında alabilecek mi, çıkarabilecek mi o skoru. Şu anda doğa rüzgarı çıktığını görüyoruz Skylar'ın. Bats hemen rakibe geldi. Burada mükemmel bir tekme. Arada kalan bakalım Skylar ölecek mi? Şu anda taşını attığını gördük. Orada smite'ini atıyor Kairi. Burada turtle aldı. Ardından Skylar düştü. Shutdown. Burada Albert'ı da düşürüyorlar. Bir double kill geliyor. R7'i orada kesebilecekler mi? R7'in burada hemen flash'ını atması gerekti. Orada flash'ini kullandığını gördük. Yalnız devam ediyor burada Bats. Pasifini çalıştırdı ama tabii ki kule, yani duvara böyle sürte sürte gittiği için kendini can toparlıyor. Burada mid ve bot koridorunu açtılar. Şu anda hiç kule vermeden 12 takımı
güzel bir comeback serisi çıkaracak gibi. Bakalım abi ne olacak. Hayır, hemen burada smite'ını atıyor. 11 seviye. Albert aralarında ufaktan bir seviye farkı açıldı. Bir level farkı var şu an. Skylar burada ormanları vermek istemiyor ama Kairi'ye yine de ben alacağım abicim diyor. Burada Kairi. Arkasından Klee ile Albert da geliyor onların. Smite'ı durmuyor. Burada Albert smite'ını attı hemen. Üst koridoru tutacaktır. Kairi. Haydi bakalım Kairi. Kibo'ya yaklaşıyordu. Klee çekecekti. Burada vazgeçti. Gizlen geliyor burada. Vayne'dan Kibo'yu tutacak mı? Kibo'yu tuttuğunu zannetti. Geri çıktı ama Kibo'yu tutamadı. Burada hemen mid'e doğru bir rotasyon var. Alt koridoru açmak isteyeceklerdir. Çünkü Blue Buff'ından sonra alta doğru rotasyon geliyor şu anda. Vayne, Skylar ve R7 üçlüsünden. Şu an üst koridorda Melissa görüşünü verdi. Melissa'nın arkasında birilerinin olduğu belli. Mid'e toplandılar. Şu anda alt koridoru Skylar rahatlıkla açabilecek. Tabii ki karşılığında top'taki ikinci kuleyi açmak istiyorlar. Hemen burada Albert da durumun farkında. Arkadan dolanıyorlar. Burada koridoru açabilecek mi bakalım. CW hemen Kibo giriş yaptı ama burada kötü bir giriş diyebilirdik. Yiv'den güzel bir ulti. Devamında burada ikinci kuleyi alıyorlar ama alttan da tabii ki kule kaybediyorlar. Bunu unutmamak lazım. Lord yukarıda olduğu için alttan kule çok büyük sıkıntı. Vayne burada güzel ulti attı ama CW tabii ki karşılığında ultiyi erken atmıştı. Burada R7'den muazzam bir ulti geliyor. Double kill geldi. Ardından Albert Kairi'yi de düşürüyor burada. 3 kill çıkardılar. Süper bir ulti flash geldi R7'den. Tepki bile veremediler. Ama CW'nun burada refleksi çok iyiydi. Vayne flash ulti atmadan flash kendi ultisini atıp CW dojlamaya çalıştı ama yine de ultisiyle tabii ki Vayne tutabildi. Burada mid koridorunu açmak istiyorlar. Mid'i rahatlıkla açabilecekler. Albert şu anda rakip Blue'yu da alıyor. Hemen Lord çıkacak şu anda. Oyun birazcık RRQ'ya döndü yine. Lord sayesinde. Aslında 12'deydim maç ama şu yukarıda fight atıp 3 kişinin düşmesi 4v3'te takımı otomatikmen geriye düşürdü arkadaşlar. Otomatikmen geriye düşürdü. Hatta 3v'si 5'teydi galiba. 4 değildi emin değilim ama hatırlamıyorum. Burada Kiboy'u tuttuğunu görüyoruz yine. Kiboy! Lord öncesi bir satış. Yani görüyorsun geldiğini. Vayne niye çekmesin abicim seni? Ellerinde carry var. Tek atar. Skylar'ın bu arada Kaja'nın tuttuğunu ulti atmadan kestiğini görmedim abi. Direkt ulti atıyor. Burada Kairi. Kule defansı kırıldı. Lord'u hemen eritmeye çalışıyorlar. Mid'deki de kule defansı kırılacak. Dakika 11 şu anda. Minyon girdi. Evet, mid'in de kule defansı gidiyor. Şu anda ikinci wave geldi. Bass'ın alt koridoru tutması lazım. Üstü de tutacaklar. Üstünün de şu anda kule savunması düştü. Kibo'ya çuğ bilmiyor demek hata olur bu arada arkadaşlar. Çuğ biliyor, sadece yakalanıyor, farkında değil. Turnuvanın imza çuğları Yavi diyebilirim. Yavi çok güzel oynadı M4'te. Hemen burada Kairi'yi çekiyorlar. Kairi ultisini atarak oradan uzaklaşıyor. Kaja ultisini dojladı. Bakalım arkadan şu an Faramir ultisiyle geliyorlar. Bu da Faramir ultisiyle bitti. Yiv'in slow sayesinde yaklaşamıyorlar. Skylar'ın canı azaldı. Kibo girecek mi acaba? Şu anda flash var aslında. Tekme atabilir. Ama burada girmemeyi tercih ediyor. Halen inatla girmemeyi tercih ediyor. Abicim siperleri yok. Gir işte. At orada Vayne'ı ya da Klee'yi. Klee'nin siperi yok. Skylar'ın canı az. Zıplattığında zaten o saflaştırını atacak. Yapma kurban olayım ya. Because it blocked the passive almost infinitely, you know, in a short period of time.
And but this is why the Kai survived for one extra second. But in this game, the win of nature is super necessary, yes. Because looking at how Boots is engaging, and that's Boots. We got to talk about CW as well, because you don't even hemen see burada Albert ve Kairi'nin. Kairi bu arada XP olarak öne geçmiş. Farm olarak göremedim, kaçırdım arkadaşlar. Turnuva şu anda çok heyecanlı. Yani 12 için son şans. Alt koridor itildi. Hemen burada bir flash gördük Kaşa ile birlikte. Kairi'ye Vayne hata yaptı bu arada. Yapmaması gerekiyordu onu. Şu an Skylar ve Vayne'ın ultisi yok. Artı bir de Vayne'ın flash'ı yok. Skylar'ın birisi saflaştırını alması lazım ama çok zor. Abi biraz girmeniz lazım ya. Bak Kaja'nın ultisi yokken girmeniz lazım. Kairi'nin ultisi yok farkındayız ama Kaja'nın ultisi yokken derken şu an Skylar'ın ultisi geldi. Fight'ler yapacaklar. Burada arkada Yiven ultisini görüyoruz. Kairi'den burada bir smite geliyor. Bats arkada canı bayağı azaldı. CW'nin şu an canı az. R7'i vuruyor ama burada Bats'ı düşürüyor. Arkada CW'de düştü. Şu anda 2 kill. 3 kill çıkacak mı bakalım. Kiboy'u da çektiler. Burada flash'ını atmak durumunda kaldı Kiboy. Dort hızlı doğdu. Burada hemen Sans'ın base attırmadığını görüyoruz ama Lord'u tutacaklar. Lord'u keşke base attırsaydık da Lord'u tutmasalardı. Hemen Kairi burada arada kalıyor. Smite'ını attı. Ultisi halen var. Ulti atmadı. Bir kule daha açtıklarını gördük alt koridordan. Hemen R7 kulenin gittiğini görünce alt koridora doğru geldi. Şu anda 2-0'lık RRQ'nun üstünlüğü var. I mean, just now he was melting everybody in a matter of one or two seconds, and that's why this item is so important. Look at Skylar's damage. He was kind of untouched. Burada replay görüyoruz. One skill two, Boots is dead. Another skill one, another skill two, another person is dead. It's over. Hemen burada bir smite geldi Kairi'den arada kalacağı için ölümsüzlük de aldığını gördük. Kiboy'un artık birini atması lazım. Yani 3 skor var takımda. 3'e 10'luk bir skor var. R7'den hemen burada güzel bir ulti flash ama Kairi burada geri püskürtüyor. Arkada Bats'ın hemen Paramus ultisine doğru fokus attığını gördük ama burada Yiv sayesinde slowuyorlar. Yiv'in ultisi var. Arkada aslında CW'nün bir W'sü ve ilhamı oradaki fight'ı kazandırabilirdi. Şöyle bir bakalım, farm olarak eşit denecek şekilde jungle'lar. Cherry birazcık öne geçmiş. Grok öne geçmiş. Paramist ve Yiv'inki eşit. Chu ve Kaja'nın arasında fark var. Putting pressure onto RQ, but it feels bad every time. Every single time it goes in, the alter activates. Hemen burada Kiboy'dan bir giriş. Klee atıyor ama Klee safını kullanıyor burada. Devamında Melissa'nın hasarı burada ilhamın sayesinde hemen Skylar'ın düştüğünü ardından Klee'yi kestiklerini görüyoruz. Double kill geliyor burada. Süper abi, hadi bir comeback. Sans burada R7'ı slowlamaya çalışıyor Q'suyla. R7'ı da slowladı. Albert'a da hemen burada Q hasarı veriyor. Klee doğdu. Bu arada Klee ve Skylar'ın şu anda saflaştırı yok. Kiboy'un 4 asisti var. Lord doğdu. Lord'u hızlı alabilirler ama R7 alt koridorda görüş verdi. Lord'u alsınlar abi, hızlı alsınlar. Al 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 al. Al abi Lord'u, seri her şeyini kullan. Hemen abi 6'da için Beyzat. Al Lord'u Beyzat. Çabuk. Bu maçı ben 3. seriyi, 4. maçı görmek istiyorum abi. 4. maçı görmek istiyorum. Hadi 12. Bak güzel bir fight attınız orada. Comeback geldi. Devamı da gelsin. Lütfen. Lütfen. CW.
before that moment, you would probably think, if you look at the scores, that he's just inting this game. How is he dealing that much damage? Dude, again, like, numbers don't lie. When you have the items, man... Bakalım comeback gelecek mi? Lord'u bekliyoruz şu anda. As a marksman, you gotta make sure you survive the fight. And the Haas Claw now completed by C. Hemen burada Kairi. Kairi'nin canı çok azaldı. %50'ye düştü. Kuleden çok itiydi. Burada üst kulede kuleye vurmadan Lord'u erittiklerini gördük. Skylar'ın ulti ile Lord'u rahatlıkla erittiğini gördüm. Hemen burada Albert arada kalıyor aslında ama burada slow da yedi. İkinci kuleyi de açıyorlar. Şu anda iki takımında kule sayısı eşit. İmitörler açılmamış. Kaşa burada flash atıyor ama ultisini atamadan. Orada Kayıri'den çok güzel bir refleks geldi. Aynı şekilde Q-Boy da Q'sunu vurdu galiba. Sektir'i zıplattı. Öyle bir şeyler oldu. Bir şeyler görmedim tam. Hemen burada Vayne araya giriyor. W ile giriş kötü oldu. R7'den burada bir ulti. Arkada şu anda... Ne oluyor abi? Bak dün de aynısını yaşadık. Fight ortasında pause de... Maç ortasında pause de, fight ortasında pause de abi. Abicim bu oyun bak FPS oyunu değil. Sahneyi geri alamıyorsun. Yapamazsın bunu ya. CW was down in that team fight. Sure. Maybe this is the momentum, right? There's a pause here. Arkada yapılan duyurulu anlayan var mı arkadaşlar chat'te şu an? CW's down. That doesn't change the fact. Okay, but what's going to happen next? What if damage dealer? What if CW was down? Abi böyle bir pause olamaz ya. Exactly. And how do you resolve that? Well, we're going to find out very very soon because I feel like we're going into the match and ya bütün heyecanım var ya, içine ettiler ya. Burada bat düşmüş, CW düşmüş. Bitti abi ya, bitti. Ararki için yapılmış bir şey yani bu. Yani mahvettiler abi bütün fight'i ya. Mahvettiler ya. Burada midi tutmaya çalışıyorlar şu anda. Kairi, Q-Boy, Sans üçlüsü. Zor bir ihtimal. Hemen Skylar'ın arkaya kuleye fokus olduğunu görüyorum ama burada Vayne'i düşürüyor Sans. Kairi'nin canı az, ölümsüzlüğe gitti. Arkada Yimin ultisini attığını görüyorum. Acaba kesebilecek mi? Skylar'ın canı az, W'sü de geri kaçtı. Burada Q-Boy'un flash olmadığını görüyoruz. Devamında geri kaçıyorlar. Defleyebildiler çok şükür. Çok şükür ki defleyebildiler. Vayne ölmeseydi ultisi geliyordu. Büyük bir ihtimalle ya Kairi'yi ya da Sans'ı tutup kestirebilirdi. Canları azdı. This guy's fully built out and he's not building any defense. This is a full damage CDR built, right? Lord evrimleşti arkadaşlar. Dakika 20 Lord'u. Hemen Albert kendi taraflarına çekmeye çalışıyor bakalım. Albert burada ince ince Lord'a başladı. Kairi de yaklaşmaya çalışıyor. Lord'u kendine çekmeye çalışıyor ama burada ufaktan bir yandığını gördük Clay tarafından. Şu anda blue buff alıyor galiba Skylar. R7 hemen midi itiyor burada. CW burada flash veriyor yine Vayne'dan. Ve CW'yu burada kesiyorlar abi. CW 0-6-4 oynuyor bu maç. Burada CW'den satış abi. O midi CW tutmayacaktı abi. Abi pause'da Olik nasıl basıyor? Allah aşkına manyak mısınız siz ya? Pause'u orada teknik pause, teknik alıyorlar yani. Kendileri basmıyor, izleyen yapabiliyor. Yani bu kamerayı bize izletenler pause alabiliyor sadece. Oyuncular pause alamaz. Vin
Şu an Vayne'ın ultisi yine geldi. Flash'i yok. Doğru tutmaya çalışıyorlar. Minyonları tutmaya çalışıyorlar. Smite geldi burada. Ardından bir flash daha görüyoruz burada ama. Bakalım düşecek mi? R7 orada ölümsüzlüğe gitti. Batsın şu anda canı azaldı bayağı bir. Lord girdi. Lord kuleye vuruyor. CW girdi. İlhamıyla birlikte taramaya devam ediyor. Acaba burada tutabilecek mi? Vayne öldü. Kuleye fokusta. Burada oyunu kazanan Anarchy ekibi oluyor ve 3-0'lık bir galibiyet serisiyle oyunu Echo'yla karşılaşıp yarı finalist için bugün karşılarında Echo'nun karşısında Anarchy ekibi olacak. Echo'yu 3-0 eleyelim. Turnuvaya şu anda yarı finalist olarak adını yazdırmaya hak kazandı bu turnuvada. 12 takımı da tabii ki turnuvaya bu süre zarfında veda ediyor arkadaşlar. Maalesef ki 3-0'lık bir seri geldi Anarchy ekibinden. Onyx turnuvaya veda ediyor. İki Endonezya takımından birisi. Burada yakın arkadaşlar zaten. Hepsi selamlaşıyorlar. Gerçekten güzel bir sahne, güzel bir durum. Hani fair play içinde ama orada o pause'u alma ne Anarchy'nin ne şeyin Onyx'le alakalı bir şey arkadaşlar. O tamamen teknik ekibin yapmış olduğu bir hata. Yani o fight'ta ne olursa olsun alamazsın abi bak. Fight biter, pause'u alır. Dersin ki arkadaşım bakın bu adamın işte interneti koptu vesaire. Kanıtlı şekilde gösterilsin iki tarafa da. Ne bileyim ya, neyse. Arkadaşlar bu maçta böyleydi. 3-0'lık bir seri galibiyetin sonucunda şu anda Echo'nun rakibi Anarchy oldu. Bakalım Anarchy Echo'yu yenerek Blacklist'in karşısına çıkabilecek mi? Yoksa finalist iki Filipin takımından birisi mi olacak? Hep birlikte göreceğiz.